Geçtiğimiz günlerde yetişmem gereken bir yere giderken, içimden sürekli acaba yetişebilecek miyim diye geçirirken, önce trafik polisi kontrolüne takıldım, ardından bir trafik kazası nedeniyle gittiğim yol kapatıldı. Nihai olarak evet, geç kaldım. Peki neden geç kaldım? Geç kalmaya çok odaklanmıştım. Hatta tek düşündüğüm şey geç kalacağımdan başka bir şey değildi. Eğer yola erken çıktım, kesin yetişirim diye çıkmış olsaydım tüm o aksilikler başıma gelmeyecek miydi? Ya da şöyle sorayım, geç kalmayı bu kadar düşünmeseydim yine de geç kalacak mıydım? Bu ve buna benzer durumlar hayatımızda çokça yer ediniyor değil mi? Bunun bilimde bir adı ve yeri var. Yani yaşadığımız şey oldukça bilimsel bir durum. İşte bu yaşadığımız olaylara, yani başımıza gelmesinden korktuğumuz şeyleri fazlasıyla düşünürseniz gerçekleştirme ihtimalini arttırma haline bilimde ters çaba kuralı deniyor. Ters çaba kuralı, herhangi bir şeyi yapmayı ya da o şeyden kaçınmayı çok istediğimiz durumlarda aslında hepimizin başına gelen oldukça yaygın bir durum. Beynin en tehlikeli çalıştığı anlardan biri. Çünkü başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsınız. Beyin onu size çeker, korktuğunuzu otomatik olarak sanki olması gereken oymuş gibi başınıza getirir. Biz buna o durumu çağırmak da diyebiliriz. Beyin durumun iyi ya da kötü olduğunu ayırt etmeden odaklanılan şeyi yapmaya programlanır. Aslında beyni bunu yapmasını, o konuyu büyüterek biz söylemiş oluruz. Bu duruma neden olan en temel şey bilinç ve bilinçaltı çalışma prensiplerinin birbirine zıt olması. Bilinçaltımız biz istesek de istemesek de her şeyi görür, onu öylece kabul eder. Ters çaba bilinçaltımızla birlikte çalışır. Çünkü bilinçaltı hiçbir şeyi sorgulamaz. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri de uykusuzluktur. Uyku tamamen bilinçaltı tarafından yönetilen süreç olduğu için uyumak adına bilinçli şekilde çaba sarf etmek genellikle kendimizi daha uyanık hissetmemize sebep olur. Kısacası uyku hakkında ne kadar çok düşünürsek uykuya dalmamız o kadar güçleşir. Yüzerken suyun üstünde kalmak için çok fazla çaba harcarsanız dibe batmaya başladığınızı fark edersiniz. Öte yandan çabalamayıp kendinizi suya bıraktığınızda suyun üstünde kalırsınız. İşte ters çaba tam da bunu ifade eden bir kural. Başka bir örnek verecek olursak, bataklıktan çıkmaya çok uğraşırsanız o kadar bataklığa gömülürsünüz metodu uygulanmaktadır. Olmasını ya da olmamasını istediğiniz şeye ne kadar odaklanırsanız beyin odaklandığınız durumun gerçekleşmesi için çabalar ve duruma göre enerji harcar. Olumsuz bir şey bile düşünürseniz beyin onun olumlu veya olumsuz olduğuna hiçbir şekilde bakmayıp odaklandığınız şeye yoğunlaşacaktır. Örneğin asla heyecanlanmayacağım diye içinizden sürekli bunu dediğiniz anlarda bile beyniniz oluşacak olumsuz durumun gerçekleşmesi için büyük bir çaba harcayıp sizi heyecanlandırır. Bu durumu devre dışı bırakamazsınız. Bu yüzden de hayatta mutlaka korkularınıza değil, konularınıza odaklanmanız gerekir. Örneğin yaptığınız bir raporda aklınızın hep bir tarafında acaba hata yaptım mı, atladığım bir şey var mı gibi sorular beyninizi kurcalar durur. Bunu çok düşünmeye hiç gerek yoktur. Çünkü zaten buna odaklandığınız sürece atladığınız şey ya da hata raporda mutlaka olacaktır. Başınıza gelmesinden korktuğunuz en kötü şeye değil, başınıza gelmesini istediğiniz en iyi şeye odaklanın. Kafanızda en çok neyi düşünürseniz hayatınızda onu çoğaltırsınız. Hayatınızdan ters çabayı çıkarmak için başınıza gelen her kötü olayı dünyanın sonu gibi görmeyi bırakmak, hatta ters çaba kuralına alternatif olarak iyi düşünelim, iyi olsun kuralını benimsemek çok iyi bir çözüm olabilir.
Bu noktada korkuya ya da endişeye bağlı değil, hedefinize odaklanmak daha faydalı olacaktır. Tabii ki bir anda her şey düzelmez ama beynimiz artık olumlu düşünmeye başlar ve sorunları çözmeye odaklanır. Beyniniz artık soruna değil, çözüme kilitlenir ve bunları çözmek için büyük bir çaba sarf eder. Odağınız yani dikkatiniz aslında bir geliştiricidir. Dikkatinizi verdiğiniz şey gelişecek, büyüyecek ve zenginleşecektir. Siz dikkatinizi, odağınızı korktuğunuz şeylerin başına gelmesine çevirirseniz korktuğunuz şeylerin başınıza gelme ihtimali yükselir. Dolayısıyla ters çabayı çalıştırmış olursunuz. Sadece bu yüzden bile hedefler ve amaçlar hayati öneme sahiptir. Çünkü gidilecek yeri tanımlarsanız varılacak yer konusunda şüpheyi ortadan kaldırır ve gidilecek yol konusunda zihninizi meşgul edersiniz. Böylece günlük kısır kaygıları yarattığınız zemini ortadan kaldırır, uzun vadeli kaygılar doğrultusunda gelecek için bugünü şekillendiren vizyoner bir bakış açısı elde edersiniz. Ters çaba kuralını doğru anlamış olsanız bile karşı konulması kolay olmayan bir kuraldan bahsettiğimiz konusunda da ciddiyetimizi korumamız muhakkak gerekiyor. Ben bu etkiye ve enerjiye büyük oranda inanıyorum. Çevremizde olup biten hiçbir şey bizden bağımsız değil ve neyi görmek istersek onu görürüz. Kötü bir şeylerin olacağını hissettiğimde aklımda olan şey hep gerçekleşti ve bu da bence bu kuralı olağan kılmaktadır. Güçlü, iradeli bireyler beyinlerini kontrol altına alabiliyor ve böylece olumsuz bir şeyleri olumlu olarak düşünüp olayları tersine çevirebiliyor. Yani bir nevi bilinçaltını kontrol edebiliyorlar. Bilinçaltımızın sizi yönetmesine izin vermeyin. Aksi takdirde olumsuz düşünceler peşinizi bırakmaz. Bilim insanları bu durumdan korunmak için bizlere birkaç tavsiye vermiş. Yaşadığımız olay her ne kadar kötü olursa olsun beynimizi olumlu şeylere yöneltip sonuçlarının iyi şeyler getireceğine inanmamızı bekliyorlar. Dikkatimizi verdiğimiz şey belli bir süre sonra bizim komutlarımız doğrultusunda gelişen ve ilerleyen bir organizma olacaktır. Fransız psikolog Emile Coué ters çaba kuralı ile ilgili şunları söyler. Hayal gücü ve irade anlaşmazlık içinde olduğunda istisnasız biçimde kazanan hep hayal gücü olur. O yüzden umalım ki hayatta hayal gücü ve iradeniz hep birbiriyle iyi anlaşsın.